Selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. Ben Sema04. Instagram sayfam, YouTube kanalım Sema04 Semat. Orada size bu motifli elbisenin önce motif yapımını anlatmıştım. Bu elbise çok beğeni aldı. Öbür çekimlerinde de söylemiştim. Yetiştiremiyorum yani. İnanın yetiştiremiyorum hanımlar. Eğer siz de benim gibi evde çocuklarınızı büyüttüyseniz artık daha yapacak bir şey kalmadı demeyin. Kendinize açın böyle bir sayfa. Önce eşinize dostunuza yaparak başlayın. Ardından para kazanmaya geçiyorsunuz. Bir kere bunu başta söyleyeyim. Yani en azından çalışmayan bayanlar için söylüyorum. Kendi harçlığını kendin çıkarabiliyorsun. Hem üretiyorsun, hem rahatlıyorsun. Öyle parklarda oturmayla, ev gezmeleriyle falan zaman geçmiyor. İlla ki bir uğraşı lazım. Onun için de ben kendime böyle bir yol seçtim. Yıllardır el işi yapan bir bayanım. Bunu artık yıllardır da parayla yapıyordum, kazanıyordum. 3 tane çocuk okuttuk bu arada. Eşim tek maaşlıydı. Allah'a şükür. Onlar herkes kendi ekmeklerine kavuştular. Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin cümlesine. İçinde de benim çocuklarıma. Ben de artık onlar gittikten sonra kendime böyle bir karar aldım. Instagram sayfası açın dedim. Kimse bana açmadı bakın. Burası çok önemli. İşte YouTube açın dedim, kimse açmadı. Face açın dedim, kimse açmadı. Hepsini kendim yaptım. Hiç kimseye sormadan hepsini kendim yaptım ve şu anda 7000'e yakın takipçim var. YouTube kanalını açalı burada 1-2 ay oldu. 200'ü geçkin abonem var. Yoğun istek üzerine de istenilen işlerin yapımını paylaşıyorum. Yani bunu anlat dedikleri zaman anlatıyorum. Ya da işte %95 beğeni alan işlerimi yapıyorum. Rastgele bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edeceğim. Allah ömür verdiği sürece. Şimdi ben size fazla uzatmayayım. Alın tığınızı, ipinizi elinize, kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapmıştık? Motiflerimizi yapmıştık. Sonra şurayı, şu robanın etek kısmını yapmıştık. Etek kısmını ben bitirdim ama sonlandırmadım. Şunları beraber yapalım. Ben böyle bir şey koydum eteğine. Düz de yapabilirdim ama şöyle küçük küçük yelpazeler koydum. Çünkü kumaşın üzerine gelecek, daha güzel, daha şık durur. Bunu siz isterseniz kiprik de yapabilirsiniz ama ben yapmadım. Çünkü ortası çok motifli olduğu için o zaman çok karışık görünür düşüncesiyle eteklerine kiprik yapmadım. Ama sizin zevkinize bağlı isterseniz yapabilirsiniz de. Şimdi burayı 10 sıra yapın demiştim. 2 zincir çekip 2 doldurarak 10 sıra yapın demiştim. Şimdi 10 sırayı yaptık, tamamladık. 2 zincir çekerken elinizin sıklığına bakın. Bakın bu püf noktası işin. Elinizin sıklığına bakın. Eğer baktınız ki burası volanlanıyor, hani bolalıyor, bir zincire indirin. Yani bu bazı ayarlamaları da siz kendiniz üretin. Hani yeni yapanlar için diyorum. Örgü ustaları zaten bu işi biliyorlar. Bazı şeyler de kendiniz katacaksınız artık. Şimdi ben böyle yaptım. Bu yelpazelere geldim. Yani şöyle bitti. Bakın. 10 sıra şöyle bitti. Şu yelpazelere geldim. Şimdi bu yelpazenin yapılışını göstereceğim. Fazla uzatmadan hemen başlayalım. Şuradan başlayalım. Bakın. Tam yelpazeden başlayalım. 5 tane dolgu yapmıştım buraya. Şimdi şöyle şu yuvaları görüyorsunuz zaten. Buraya 5 tane trabzan yaptım.
fön üzerine alarak 5 tane trabzan yaptım, doldum. Arkasından 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 3 zincir çektim. Birinci kutucuk değil, ikinci kutucuğa fön üzerine almadan batıp çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir alarak bir kutucuk daha atlayarak şuradaki kutucuğa tığın üzerine alarak, bakın tığın üzerine aldık. Bir kutucuk değil, ikinci kutucuğa battık. 1 ve 2. Şimdi buraya 5 tane trabzan yapacağız. Şöyle biraz daha şöyle tığın üzerine alıp iki kere de çektiğimiz 5 tane trabzan yapacağız. Ve 5. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya geldim. Sistem bu. Ve 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bitti. Bakın. Bitirdik. Bu da tam denk geldi. Yani buranın yapılışı bu. Çok kolay, çok basit. 5 tane dolduruyorsun. Tığın üzerine alarak 5 tane dolgu yapıyorsun. 5 dolgudan sonra 3 zincir çekiyorsun. Birinci kutucuk değil, ikinci kutucuğa tığın üzerine almadan batıp bir kere de çekiyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek birinci kutucuk değil, ikinci kutucuğa. Yani arada birer kutucuk boş kalıyor. 2 yelpazenin arasında 3 tane kutucuk kalıyor. 5 tane doldurarak işlemi bitirdim ben. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır burada. Ve şöyle 2 zincir çekerek ipimizi uzun keselim. Bunu içine saklayacağız. Bu bizim elbisemizin etek kısmı. Bakın şöyle burası yan. Etek kısmı bitti. Ben bunu tabletten çektiğim için çok yakından gösteriyor ve olduğundan daha büyük gösteriyor. Onun için artık önemli olan işi anlatmak ve anlamak. Instagram sayfamdaki elbisede düğme kullanmadım. Bunda bazı değişiklikler yaptım. Onun burası fileydi. Ben burasını dolgulu yaptım. Artı buralarını düğmeli yaptım. Çünkü olur ya, çocuk zayıf olursa bir yuva yukarıdan ilikler. Kilolu olursa bir yuva aşağıdan ilikler. Ve şöyle şimdi buranın, bakın bu bedenin üst kısmı. Burası alt kısmıydı. Gösterdim, bitirdik. Şimdi burası üst kısmı. Üst kısmında da ne yaptık? Aynı alttaki tekniği uyguladık. Her motifin üzerine 6 tane kutucuk yaptık. Arada 3'er zincir çektik. Öbür motifin üzerine geçtik. Aynı buradaki gibi burayı da yaptık. Fakat burada 10 sıra değil de, bakın burada 10 sıra değil de 1, 2, 3 sıra yaptım. Bunun üzerine bir sırada normal trabzan yaptım. Hiç, yani arasında zincir çekmeden. Bunu da trabzanda nasıl yaptım? Bakın şöyle yaklaştırayım. Bir tane boşluğa battım. Bir tane ikili kutunun tepesine battım. Yani burada iki kutu var ya, bir iki tane. Bunun üzerine iki tane batmadım. Çünkü beden kısmı biraz daha toplasın. Yani etek gibi olmasın. Etekte kalçalar eteği açıyor. Bakın şöyle. Burası biraz daha. Şöyle kalçaya gelen kısım. Şu beden kısmı biraz daha toplasın diye. Buraya şöyle bir sıra sık iğne gittik. Sık iğneyle bir tane yuvaya battım. Bakın bir tane yuvaya battım. Bir tane bu ikilinin tepesine battım. Bir yuvaya, bir ikilinin tepesine. Yani ikilinin tepesine ikili batmadım. Bir tane battım. Bu sırayı da böyle normal
trabzan gittikten sonra buranın oyalaması da aynı teknik. Yani oyalaması derken biz oya diyoruz. Kimisi farklı bir şey diyor. Yelpaze diyor. Yalnız burada ne yaptık? Şimdi düğmeyi diktiğim için görünmüyor. Yine 5 tane doldurduk. Aynı 5 trabzan doldurduk. Bir zincir çektik. Burada bir zincir. Tığın üzerine alarak bir zincir çektikten sonra 5 trabzan yapıyoruz. Bakın. Tekrar anlatayım burayı. 5 tane trabzan aynı yuvaya doluyoruz. Şurayı yapıyoruz. Bir zincir çekip 2 tane trabzan atlayarak üçüncüye batıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. Tekrar bir zincir çektik. Tığın üzerine aldık. 1, 2, 3'üncüye. 3'üncüye batarak 1, sonra aynı yere. Tekrar yelpaze yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Yelpazeyi yaptık. Bir zincir çektik. 1, 2, 3'üncüye. Tığın üzerine almadan battık. Bir kere de çektik. Bir zincir çektik. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3'üncüye. Tekrar yelpaze yapıyoruz. Tığın üzerine alarak aynı yere. Bakın. Aynı yere 5 tane trabzan yapıyoruz. Bitti. Bir zincir çekip işlemi bitireceğiz. 1, 2. Hemen hemen de denk geliyor yani. Aşağıdaki yelpazelerde 3'er zincir. Burada 2'şer. Ve bitişi de hemen şunun dibine. Hemen şunun dibine batarsanız onu zaten ayarlarsınız. Yani gözünüze nasıl hitap ediyorsa. 1, 2 zincir çekip işlemi bitiriyoruz. Bu ipleri sonra saklayacağız. Şimdi gelelim şu askı işine. Ben askı işinde yaptım. Bakın bunu da yaptım. Öbür askının yerini başlarken yalnız içeriden aldım. Ben bunu dikmedim. Tığla direkt içeriden aldım yaptım. Ama şuraları şöyle içeriden iğneyle de tutturursun. Ve bunlar düz de durabilir. Yani düz durur bu. Şu anda elimde daha kasılıyor model. Toplanıyor. Daha istediğim düzeni almadı. Ve şu bantını yapacağız şimdi bakın. Şu bantını da sayı vermeyeceğim. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben bu kadar uygun gördüm. Bunlara 2 tane düğme dikip bakın şimdi şöyle eteklerine de oya yaptım. Bunun şimdi öbür yelpazenin başlangıcını yapacağız. Bu oya sistemi de hemen hemen aynı. Şimdi ben bunu böyle düğmeleyelim. Şöyle zaten yelpazelerin yerinden düğmeleniyor bu. Bakın şöyle güzel bir görüntü oldu. Şöyle çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi bu kol bir çocuk için yeterli. Daha bu bir de likralı açılıyor. Eğer geniş olursa kolyeri ki geniş değil onu artık buradaki düğmelerden ayarlar. Yani ayarlanabilir. Yaptım ben bunu. Şimdi gelelim bu bantın başlangıcına. Şöyle. 2'şer tane motif bırakıyorum koltuk altına. 2 arkadan, 2 önden. Yani toplam 4 tane motif kalacak. Bakın